Kars'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Gazi Ahmet Muhtarpaşa Caddesi'nde ilerlemekteyim. Bu cadde üzerinde Rus mimarisine ait güzel taş evler sıralı bir halde bulunmakta. Bugün dış cephe görüntüsü değil de Melekli Ev'in iç mekanını sizlere göstermek istiyorum. Belki birçoğunuz bu caddeden geçerken dikkatinizi çekmemiştir. Hadi bakalım içeriye geçelim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şunu belirteyim. Kapıdan içeri girdiğinizde sol tarafta yani giriş katta bir kafe var. Restore edilmiş. Birazdan orayı da sizlere göstereceğim. Ama biz ilk önce ikinci kata yani Melekli Eve çıkalım. Böyle tarihi bir mekanda bulunduğunuzda bir zamanlar o evde yaşamışçasına bir hayal kurabilirsiniz. Ben de tıpkı öyle yaptım. Bu konağın Kars'ın Rus işgali esnasında bir papazın evi olarak kullanıldığı söyleniyor. Duvar süslemeleri, tavan süslemelerinin yanı sıra bu evin bir diğer özelliği ise Kars'ta geçen sert iklime karşılık PET sistemi uygulanması, yani sobadan çıkan sıcak havanın duvarlar arasında kalan boşluklarla dolaştırılıp binanın ısıtılmasını sağlayan PET sistemi. Bunu her yerde görmek mümkün değil. Görüyorsunuz arkadaşlar, yapı tıpkı bir şömineye benziyor ve iç odalara açılan kapıların her iki tarafında da PET sistemi bulunmakta. O dönemlerde bu konakta yaşamış olan papazın 6 tane kızının olduğu söyleniyor ve kızları sembol etmesi açısından da evin tavanına 6 tane melek görünümünün resmedilmesi rivayetler arasında. Resimli salondan çıktıktan sonra genişçe bir hole geliyoruz ve buradan balkona çıkıyoruz. Arkadaşlar, bakar mısınız? Kars'ta kış uzunca süre hükmetmesine rağmen mimariye o kadar önem verilmiş ki balkonun
zemin kısmı, tavan kısmı ve pencerelere ahşap ve uzunca balkonlar inşa edilmiş. Rus mimarisine hayran olmamak elde değil. Melekli Evi ne zaman ziyarete gelmek isterseniz rahatlıkla içerisine gezebilirsiniz. 7/24 kapısı açık ama şunu da söyleyeyim ki lütfen resim çektirmek için, video çekmek için içeriye geldiğinizde bu tarihi yapılara zarar vermeyiniz. Lütfen rica ediyorum. Tarih bizim ve tarihimize sahip çıkalım. Bir alt kata iniyoruz. Videomun başlangıcında yapının giriş katının kafe olarak kullanıldığından bahsetmiştim. Arkadaşlar bakalım Melekli Evi ziyarete geldiğinizde çayınızı ya da kahvenizi içmek için giriş katta sizleri nasıl bir mekan bekliyor? Hep beraber seyredelim. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz her yeni videomdan haberdar olursunuz. Şimdiden desteği olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum.